Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Amazon'da case nasıl açılır? Yani aslında Amazon'la irtibat nasıl kurulur? Bunu anlatıyor olacağım. Normalde belki kolay bir konu olabilir ama detayları bulunmakta ve nasıl açacağını belki bilemeyebilirsiniz. O yüzden bu videoda Amazon'da case nasıl açılır? Sorunlarınızı nasıl çözersiniz? Amazon'la irtibata nasıl geçersiniz? Bunları anlatıyor olacağım. Bu konu çok fazla anlatılmamış bir konu. Aslında dediğim gibi önemli bir konu. Amazon'da nasıl iletişime geçeceğinizi bilmezseniz problemler yaşarsınız. Yaşadığınız problemleri çözemezsiniz. YouTube'a Amazon'da case açmak yazdığınızda bir iki tane video çıkıyor. Sonrasında zaten hep İngilizce videolar çıkıyor. Çoğunlukla İngilizce videolar çekilmiş. Demek ki böyle bir eksiklik var. Yani Amazon'da case açmak nasıl yapılır? Amazon'la nasıl irtibat kurulur? Bu konu çok fazla anlatılmamış. Bence önemli olduğu için size anlatacağım. Amazon'da hesabınıza girdiğinizde, Seller Central'a girdiğinizde sağ üst tarafta bakın Help bölüm var. Buradan bu şekilde bir sayfaya geliyorsunuz ve burada aslında size potansiyel sorular üzerinden Amazon yönlendiriyor. Burada işte listem görünmezse ne yapayım, işte ürün sayfamda değişiklik yapmak istiyorum gibi en çok aranan konuları koymuşlar. Gerçekten en çok aranan konular bunlar. Ürün sayfanızda değişiklik yapmak istiyorsunuz, nasıl yapacaksınız? Özellikle feedbackler yani mağazanıza yapılan feedbackleri nasıl değiştireceksiniz, nasıl sileceksiniz? Burada bunlar anlatılıyor. Burada bunlarla ilgili Amazon'la iletişime geçebiliyorsunuz. Özellikle mesela yorumları sildirmek önemlidir. Ya Amazon'da mağazanıza yapılan feedbackleri sildirmek önemlidir. Olumsuz yapılanları tabii ki. Bunlar önemli konular. Bunları nasıl yapacağınızı öğrenmeniz gerekmekte. Ya da mesela Amazon'a ürün gönderdiniz, 100 tane gönderdiniz ama Amazon 80 tane almış. Bu konuyla alakalı problemlerinizi işte buradan halletmeniz lazım. Birçok problem konusu var. 5-6 tanesini bu şekilde öne koymuşlar en çok problem yaşanan konuları. Zaten öncelikle bir Amazon sizi yönlendiriyor. Mesela ürününüzle alakalı bilgiler değişikliği için tıkladığımızda bakın burada ürününüzü nasıl değiştireceğinizi anlatmışlar. İşte envanterinize girin, edit butonuna basın ve oradan sonra istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz diyor. Ürününüzün kategorisini nasıl değiştireceğinizi ve diğerlerini buradan öğrenebiliyorsunuz. Ama tabii ki bunun biraz daha detayları var. Mesela Amazon bir süre sonra sizin başlığınızı değiştirmenize izin vermez. Bunu İşte Amazon'da case açarak yani buradaki bakın fix a product page diyor ya işte oraya gelerek yapmanız gerekmekte. Bu önemli bir konu. Tekrar help bölümüne gelelim. Yani buradakiler aslında en çok karşılaşılan konular ama problemlerinizi hızlı çözmek istiyorsanız aşağı tarafta bakın need more help bölüm var. Burada get support'a tıklamanız lazım. Yani iletişim kurmak istiyorsunuz. Onu söylüyorsunuz yani burada. İki tane seçenek var. Amazon'daki ürünlerinizle alakalı problemlerle ilgili yani Amazon'da satışla ilgili bölüm burası. Aşağı tarafta da reklamlarla ilgili problemlerini çözdüğün yer bulunmakta. İçine girdiğinizde zaten sizi yönlendiriyor olacak. Öncelikle Selling on Amazon'da başlayalım. Yani buradaki problemleri nasıl çözebiliriz diye buraya bir tıklayalım. Amazon problemleri bu şekilde listelemiş. Birincisi işte FBA olmayan ürünlerle ilgili problemler de ne yapacağınız. İşte ürününüzle ilgili az önce anlatmıştım mesela başlığı değiştirmek istiyorsunuz. Amazon bir süre sonra başlığınızı kilitler yani değiştiremezsiniz. Değiştirmek istediğinizde buradaki Fix a Product Page bölümüne tıkladıktan sonra yapabilirsiniz. Mesela Product kategori diyor yani ürününüzün kategorisini nasıl değiştireceğinizi burada yönlendiriyor. Dediğim gibi aslında buraya tıkladığınızda mesela Listing Not Active dediniz ya burada ürünüm listesi aktif değil dediniz. Hemen size soruyor öncelikle bir aslını buraya kopyala diyor. Kopyaladınız böyle klasik cevaplar veriyor. Klasik cevaplar verdikten sonra aslında bizim sorunumuzu çok fazla çözmüyor. O yüzden devam ederek kontak asla devam ederek iletişim kurmanız gerekmekte. Onu diğerlerine de gösterelim. Mesela ürün yorumlarında da problem yaşıyor olabilirsiniz. Bunları çözmek için mesela olumsuz yorumları kaldırmak istiyorsunuzdur. Amazon'a yazabilirsiniz. Veya Buybox'la ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz. Mesela ürününüzle alakalı onay istiyor mu istemiyor mu çok önemli bir konu bu. Bunu Amazon'a sorarak öğrenmeniz gerekmekte. Satacağınız ürün belki de Amazon'da onay isteyen bir kategori ama bunu bilemeyebilirsiniz. Mesela bebek kategorisi normalde açık bir kategoridir ama baby feeding, baby diapering gibi alt kategorilerinde kapalı olan yerler vardır. İşte bunları buradan öğrenebilirsiniz. Burada mesela kapalı olan kategorileri giriyorsunuz. Buradan da öğrenebilirsiniz. Ama özellikle Amazon'a da sormak gerekebilir. Dediğim gibi burada genel kategorilerden bahsediyor ama alt kategorileri söylemiyor. Bunu Amazon'a sormanız gerekmekte. Bu şekilde problemleri zaten ayırmışlar. Bu problemleri ayrılmış şekilde hangisiyle ilgili sorun yaşıyorsanız buradan çözebilirsiniz. Amazon'la iletişiminizi aslında buradan sağlayacaksınız. Hangi sorunu yaşıyorsanız
O şekilde ilerlemeniz gerekmekte. Mesela Amazon'daki hesabınızla ilgili problemler olabilir. Mesela profesyonel hesabınız vardır. Bunu bireysel çevirmek istiyorsunuz. Buradan yapacaksınız. Hesabınızı kapatmak istiyorsunuz. Buradan yapacaksınız. Kredi kartı bilgilerinizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Veya banka hesap bilgilerinizi değiştirmek istiyorsunuzdur. Mesela Payoneer'den açmışsınızdır. Sonrasında Hypervolt'a geçmek istiyorsunuzdur. Buradan değiştirme yapıyorsunuz. Veya hesabınızla ilgili başka bir konu vardır. Mesela ona tıklıyorsunuz. Account, Other Account issues'a tıkladığınızda bakın öncelikle bir konunuzu soruyor. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Mesela ben hesabımda suspense sorunu var. Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Zaten siz yazdıktan sonra Amazon bazı önerilerde bulunuyor. İşte bunu şöyle çözebilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz. Ben bu problemim listelenenlerde yok diyorum. Böyle dedikten sonra size iletişim bölümüne yönlendiriyor. Yani iki tane seçenek var. Aslında eskiden canlı chat de vardı. Bu bazen yine aktif oluyor. Sonra gidiyor. Yani canlı olarak orada biriyle konuşarak da bu işi çözebiliyorsunuz. Telefonla arayarak çözebilirsiniz. Telefonla arama işi de şöyle oluyor aslında. Siz burada telefonunuzu veriyorsunuz. Burada Türkiye'yi işaretleyeceksiniz. Buraya da telefonunuzu yazacaksınız. Hatta şunu da işaretlerseniz çok kısa sürede sizi arıyorlar. Probleminizi burada konuşarak da halledebilirsiniz. Konuşarak halledemeyeceğinizi düşünüyorsanız e-mail seçeneğini tercih edin. E-mail seçeneğinde de siz yukarıda probleminizi ciddi şekilde belirtmeniz gerekmekte. İşte hesabınızla ilgili suspense'le alakalı olabilir ve birçok konu olabilir. Hesabınızla ilgili problemleri buraya yazıyorsunuz. Sonrasında burada e-mail adresinizi yazıyorsunuz, telefonunuzu yazıyorsunuz. Şuradaki this issue is urgent'ı tıklarsanız yani biraz daha öne alın demiş oluyorsunuz. Bu iş acil dediğinizde de hızlı şekilde size dönüş yapıyorlar. En geç 12 saatte dönüş yaparlar. Bu şekilde Amazon'la irtibat kurabilirsiniz. Yani e-mail ve telefonda iki tane hakkınız var. Amazon sizi arayabilir veya mail atabilir. Bu iki seçeneği de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi eskiden canlı chatle de bu iş yapılabiliyordu. Yine ara ara eklenebiliyor. Yani burada canlı chat seçeneği de olabiliyor. Bazı konularda olabiliyor, bazı konularda olmayabiliyor. Burada birçok konu var bakın görüyorsunuz. İstediğiniz konuyla alakalı problemlerinizi buradan çözebilirsiniz. Probleminize göre tabii ki bu iş değişiklik göstermekte. Öncelikle size bir yönlendirme yapıyor. Klasik sorunlarsa. Eğer klasik bir sorunuz yoksa, özel bir sorun yaşamışsanız burada bunları belirtmeniz lazım. Mesela ürünlerinizi gönderdiniz. Amazon fazla FBA fee çıkardı. Bunu söyleyebilirsiniz. Yani benim ürünlerimi ölçün. Daha düşük FBA fee çıkmasını istiyorum. Ben böyle ölçtüm. Ben hesapladığım bunlar. Siz yanlış hesaplamışsınız. Söylersiniz bunu. Amazon bunu tekrar ölçer ve değerlendirir. Burada dediğim gibi birçok konuyla alakalı Amazon'la irtibat kurabilirsiniz. Mesela FBA ile alakalı problemlerinizi burada çözmeniz lazım. Dediğim gibi mesela ürününüzü gönderdiniz. Az almışlar veya fazla almışlar ya da yanlış depoya koymuşlar. Birçok problemle karşılaşılabiliyor. Buradan Amazon'la irtibata geçmeniz gerekmekte oluyor bazen. İşte burayı kullanmanız önemli. Burada önemli noktalar var tabii ki. Telefonla aramak için veya e-mail atmak için bence şunu göz önünde bulundurun. Amazon'da adım adım ilerleniyor. Yani önce bir botlarla karşılaşıyorsunuz. Botlar problemleri çözemezse insanlarla karşılaşıyorsunuz. İnsanlar da değişiklik gösteriyor. Mesela önce Hindistanlı, Pakistanlı gibi çalışanlarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle Amerika'nın gündüz saatlerinde yani çalışma saatlerinde bu iletişimi kurarsanız, telefonla görüşme hakkınızı isterseniz genel itibariyle Amerikalılarla konuşabilirsiniz. Ama normal saatlerde veya Türkiye'ye göre gündüz ama Amerika'ya göre gece saatlerinde bu görüşmeyi isterseniz büyük ihtimalle Pakistanlı, Hindistanlı gibi insanlarla konuşacaksınız. İngilizceleri de bozuk olduğu için anlaşma olasılığınız biraz zayıflaşıyor. Ve onların sorun çözme kabiliyeti de biraz zayıf. Yani yetkileri büyük ihtimalle biraz az. O yüzden ben size genel itibariyle Amerika'nın çalışma saatlerinde irtibat kurmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle problemli işleri, mesela asin taşıma gibi, asinizle alakalı bir problem oldu. Bunu başka bir yeni bir asine taşımak istiyorsunuz. Bu sorunu Pakistanlı, Hindistanlılar çözemiyor. Özellikle Amerikalılara bunu ulaştırmanız lazım. Ve özellikle Captive Team gibi böyle üst düzey yetkililere bunları ulaştırmanız lazım. İşte burada arayacağınız saat önemli. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha burada konuşurken veya işte mail atarken de kibar olmakta fayda var. Doğru cümlelerle istediklerinizi tam belirtirseniz Amazon size doğru cevaplar verir ve problemlerinizi hızlı şekilde çözer. Amazon'da case açmak genel itibariyle böyle. Bu Selling on Amazon kısmıydı. Aşağı tarafta da Advertising kısmı var. Burada da reklamlarınızla ilgili problemlerdeki çözümleri bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde işliyor mantık.
Ürününüzün reklamını verdiniz diyelim. Reklamlarda problem yaşıyorsunuz. Reklam verdiniz, hiç impression almıyor olabilirsiniz. Bunları işte buralarda çözüyorsunuz. Birçok şeyi yazdıktan sonra size yine aynı şekilde e-mail veya telefonla iletişim kurma seçeneğini sunuyorlar. Bu şekilde Amazon'la irtibat kurabilirsiniz. Ayrı videolarda mesela Amazon'daki mağaza feedbacklerinizi nasıl sildireceğinizi anlatıyor olacağım. Bu şekilde ayrı ayrı zaten problemlerle ilgili konuşuyor olacağız ama genel itibariyle Amazon'la iletişim kurmak bu şekilde oluyor ve case açarak bu problemlerinizi çözüyorsunuz. Dediğim gibi hızlı şekilde geri dönüş yapıyorlar. Özellikle şunu işaretlerseniz hızlı şekilde dönüş yapacaklardır. Amazon'da konuşacağınız saate dikkat etmenizde fayda var. Amazon'da case açmak bu şekilde. Dediğim gibi bu çok işinize yarayacak bir bilgidir. Amazon'da birçok problemle karşılaşacaksınız ve bunu çözeceğiniz yerde işte burası. Amazon'la irtibat kurarsanız, kendinizi düzgün ifade ederseniz kesinlikle sorunları hızlı şekilde çözersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.